kardeşlerim Sorularla sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle İncil'de geleceği müjdelenen tesellici kimdir? İncil'de geçen ifade aynen şöyle. Hz. İsa dedi. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem tesellici size gelmez. Yuhanna bab 16 ayet 7 Burada geçen tesellici aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir ismidir. Hangi konuda tesellici olacak? Her konuda. Hz. İsa Aleyhisselam bildiğiniz gibi Allahu Teala'ya iman ve diğer iman esaslarıyla ilgili konularda kendisine ayetler gelmiş. Ancak toplum hayatıyla, aile hayatıyla ilgili ve diğer konularla ilgili yani iman konularının dışında hayatla ilgili herhangi bir konuda ayetler gelmemiş. O konuda Allahu Teala ona bir görev vermemiş. Çünkü toplumun yapısı daha o ortama hazırlanmamıştı. Nitekim İsa Aleyhisselam da belli bir zaman sonra idam edilmek istenmiş. Allahu Teala da göklerin katına onu yükseltmiştir. Dolayısıyla hayatın bütün alanlarında Tevrat'tan sonra yeryüzünde peygamber olarak gönderilen ve hayatın bütün alanlarında hatta Tevrat'tan çok daha ileri derecede hayatın bütün alanlarında nasıl bir yol izleneceğini özel hayatımızdan ticari hayata, ekonomik hayattan insanın mahrem hayatına varıncaya kadar hatta kabir hayatı, haşir meydanı, sırat, hastalıkların gerçek yüzü, insanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti, Allahü Teala'nın bütün esmasının mazhariyeti noktasına baktığımızda bu tesellici denilen zatın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Çünkü insanlığa bebeşerit ediyor ki siz bu aleme başka bir aleme gitmek üzere gönderildiniz. Başınıza gelen hiçbir mesele boş değildir, boşu boşuna gelmemiştir. Ve siz ebedi istirahatgahınıza ebedi bir saadet yurduna sevk ediyorsunuz. Öyleyse ölüme korkarak bakmayın, severek, merdane, sizi dostlarınıza kavuşturan bir alim olarak bakınız. Buradan tutun, başımıza gelen bela, musibetlerden, hastalıklardan, sıkıntılardan, ailevi münasebetlerimize, ticari, ekonomik düsturlara varıncaya kadar hayatın bütün alanlarında bize teselliyi, gerçeği, ve nereye doğru gittiğimizi gösteren Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şu halde Hz. İsa Aleyhisselam'ın burada ben gideyim size tesellici göndereyim diye haber verdiği zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu kelimeyi başka kelimelere, başka manalara çevirmek bu manayı yok etmez ve bozmaz.